Aksaray Belediye TV'nin sevgili izleyicileri, değerli kardeşlerim. Bir rahmet izleri programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözümün nuru olarak vasıflandırdığı namaz hakkında bahsetmek istiyorum. Rabbimize binlerce şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bizleri Müslüman bir ülkede Müslüman bir mahallede Müslüman bir anne babadan dünyaya getirmiş. Yine Rabbimize hamd ediyoruz ki bizleri en güzel şekilde yaratmış. Ve bir başka hamd gerekçesi de herkes kendi güzelliğinden, kendi yaratılış şeklinden mutlu bir şekilde hareket etmektedir. Bir başka ham sebebi ise diğer bütün yaratıklardan hayvanlardan, bitkilerden bizi daha üstün yaratmış ve diğer bütün yaratıkları bizlerin emrine vermiş değerli kardeşlerim. Peki Allahü Teala bizi niçin yarattı? Yine Rabbimiz bu soruya cevap vermekte. Estaizu billah. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun. Ben Cinleri ve insanları ancak bana kul olsunlar, ibadet etsinler, iman etsinler diye yarattım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve bir başka ayeti kerimede de قُلْ مَا يَعْبَئُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Eğer sizin duanız olmasaydı, sizlerin ibadetleriniz olmasaydı ben niye size değer vereyim? veririm buyuruyor Rabbim. Yani tercümeyi tekrar alıyorum. Eğer sizin duanız olmasaydı size niye değer veririm buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla Rabbimiz bize değer vermesi sadece ona kul olduğumuz için. Eğer Rabbimize ne kadar fazla kul olabilirsek, ne kadar fazla ibadet edebilirsek Rabbimizin katında o kadar değerli insanlar oluruz aziz kardeşlerim. Bugün dedim ki namaz ibadetinden bahsedeceğim. Namaz ibadeti değerli kardeşlerim müminler üzerine farzdır. Mümin olan kişi namaz ibadetini yerine getirmek zorundadır. Farz dediğimiz Allahü Teala'nın emridir. Yani her Müslümanın yerine bizzat yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Farzlar bizim ilmihal kitaplarımız iki kısımda inceler. Farz-ı ayn, farz-ı kifaye. Farz-ı ayn dediğimiz her Müslüman o emri yerine kendisinin getirmesi gerekiyor. Beş vakit namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, haç gibi. Yani Müslüman olan ergenlik yaşına ulaşmış kadın, erkek, bütün Müslümanlar beş vakit namazını kılmak zorundadır. Bir de farz kifayı var. Toplumda bazılarının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden düşen bir ibadettir. Cenaze namazı genelde buna örnek verilir. Yani cenazede bazı kişiler, yakınları olur, komşuları olur, Cenazenin tekfin ve defin işleriyle ilgilenirlerse o bu işlere katılan e, Müslümanlar sevap kazanır. Diğer insanlar ise, diğer Müslümanlar ise bu sorumluluktan kurtulmuş olurlar. Eğer bir toplumda cenaze işlerine kimse bakmazsa o toplumdaki bütün Müslümanlar Allah katında sorumludurlar. Veya selam örnek verilir. Bir kişi bir topluma uğradığı zaman selam verir, o toplumdan bir kişinin selamı alması yeterlidir. O alan kişi sevabını alır, diğerleri ise sorumluluktan kurtulur. Kimse selamı almazsa hepsi Allah katından sorumludur. Veya başka bir örnek toplum her toplum Tıp doktorunu, mühendisini, mimarını, din adamını yetiştirmek zorundadır. Eğer bir toplum tıp doktorunu, doktorunu yetiştirmiyorsa veya mühendisini yetiştirmiyorsa veya din adamlarını, dini bilgi ihtisas sahibi kişilerini yetiştirmiyorsa, o toplum Allah katında sorumludur değerli kardeşlerim. Rabbimiz beş vakit namazı farz ayin olarak bizlere farz kılmıştır. Estaudu billah innas salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Muhakkak ki namaz sizlere vakitleri belirli, belirli vakitlerde farz kılınmış bir ibadettir. Meşhur bir hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان إسلام بشتمل نبوئ المشتر قلنا كلمة شهادة تشنجي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve Resulüdür. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Değerli kardeşlerim, namaz aynı zamanda kaçınılmaz bir sonuç olan kıyamet gününde de bizlere ilk sorulacak sorudur. Mümin olmayan kişilerin, inanmayan kişilerin ilk sorusu iman konusundan sorulacaktır. Niye inanmadın, niye Müslüman olmadın diye sorulacak ama Müslümanların ilk sorusu ise namaz konusunda olacaktır. Hatta bir hadiste belirtildiğine göre namaz konusu kolay geçen bir Müslüman ilk soruyu Rahat geçen bir Müslüman diğer ibadetleri de veya diğer sorguları da kolay olacağı hadis-i şerifte belirtilmiştir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Müminun suresinde kurtulan müminlerin özelliklerini sayar değerli kardeşlerim. Onlardan bir tanesi de şöyle buyurur Rabbimiz: Es-sa'iyü billah kad eflahal muhakkak ki şu müminler kurtulmuşlardır. Ellezinehum fi salatihim khashiun. O müminler namazlarında huşu içindedirler. Vellezinehum ala salavatihim yuhafizun ve onlar namazlarını korurlar, namazlarında daimidirler. Değerli kardeşlerim, namaz belirli diğer or, oruç ibadetinde değerli kardeşlerim oruç ibadetinde olduğu gibi namaz bir aya tahsis edilecek bir ibadet değildir. Diğer zekat ve hac ibadetlerinde olduğu gibi özel şartları olan bir ibadet değildir. Ergenlik yaşına ulaştığımız andan itibaren bir ayet-i kerimede belirtildiğine göre Estağfirullah ve abut rabbeke hatta yetiyekel yakin. Son nefesimizi verinceye kadar namaz kılmak zorundayız. Rabbimize kulluk vazifemizi yerine getirmek zorundayız. Her uzvumuzun her azamızın bir şükrü vardır. Bedenimizin şükrü de ancak namaz ibadetiyle olur değerli kardeşlerim. Secde ibadetiyle olur, rüku ibadetiyle olur. Namaz o kadar önemli bir ibadettir ki müminlerin vakitlerini de düzenler. Yani bir Müslüman sabah güne erkenden başlayacak. Yani daha güneş doğmadan sabah erkenden kalkacak, Rabbinin huzuruna dikilecek, Rabbine yalvaracak, ondan sıhhat, sağlık isteyecek. Daha sonra işine gidecek. Öğleye kadar çalıştıktan sonra tekrar Rabbinin huzuruna gelecek. Ve tekrar işine koyulacak. İkindi vakti tekrar Rabbi kendi huzuruna çağırıyor. Akşam vakti tekrar en sonda yatmadan önce Rabbimiz bizleri huzuruna bir daha daha bir daha çağırıyor. En son olarak Rabbimiz bizleri huzuruna bir daha çağırmaktadır. Dolayısıyla vakit beş vakit namaz müminlerin ibadet hayatını veya günlük yaşantısını düzenleyen bir ibadettir. Ve beş vakit namazını kılan bir Müslüman aynı zamanda güne erken başlamış da olmaktadır. Yani daha güneş doğmadan bereketini veya nimetlerini veya rızkını aramaya koyulan bir müslüman elbette o bereketli vakitleri değerlendirdiği için Allah katında hem rızkını kazanmış olacak ve hem de o bereketli vakitlerden zamanlardan istifade etmiş olacak. Namaz öyle bir ibadettir ki müslümanın hayatında asıl olan bir ibadettir. Bunu derken şunu söylemek istiyorum. Yani namaz Müslümanın hayatında temeldir. İşler çünkü bizim yaratılış gayemize uygun olarak temel olan, asıl olan ibadettir. İşler diğer zamanlarda işlerimizi yapmamız gerekmektedir. Allahu Teala bize bir günde 24 saat gibi bir zaman, zaman dilimi vermiş bu zaman diliminin yaklaşık yarım saatini, 45 dakikasını veya en fazla bir saatini kendimizi için ayırmamızı istiyor. Değerli kardeşlerim, bu süre çok uzun bir süre değil. 24 saat bir zaman dilimi veren Rabbimiz bizden 5 vakit namaz için belirli vakitlerde, belirli zamanlarda kendi huzuruna gelip ...kendisine ibadet niyetiyle ayırmamızı istemektedir. Ve yine beş vakit namaz... ...reklam aralarına... ...maç aralarına... ...veya dizi aralarına sıkıştırılacak bir ibadet değildir. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir kişi, bir Müslüman dizi izliyor... Reklam arasına gittiği zaman şu namazı aradan çıkarı vereyim diye düşünüyor. Aziz kardeşlerim bunları duymaktayız. Yani reklamlar öyle bir zamanda verilir ki değerli kardeşlerim hepimizin bildiği gibi yani bir sonrasını anı hayal etmemek mümkün değil. Biz şimdi reklam arasında namaz kılmaya gittiğimizi düşünelim. Niyetimizi ettik. Allahu ekber dedik. Fatih Sübhane'ke Fatiha okumaya başladık. Peki zihnimiz nerede olacak? Elbette ki dizinin devamında olacak. Dolayısıyla namazda Allahu ekber diye başladığımız zaman dünyalık bütün meşgaleleri Rabbimiz bırakmamızı istemektedir. Hani Fatiha suresinde Es'udibillah Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. O, bu dünyanın sahibi olduğu gibi ahiret gününün de sahibidir. Ve bundan sonra duaya başlıyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. İhtina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ulaştır. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim melettallin. Ya Rabbi bizi doğru yola ulaştır. Kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin, şehitlerin yoluna ulaştır. Yoldan sapmışların Hristiyanların ve Yahudilerin yoluna değil. Dolayısıyla biz hani namazın olmazsa olması Fatiha suresidir ya. Dolayısıyla Fatiha suresini okuyarak bizler hem Rabbimizi yüceltmiş oluyoruz ve her Fatiha suresini okuduğumuzda da Rabbimizde Rabbimize karşı dua etmiş oluyoruz. Ya Rabbi bizleri kimseye kendisinden başkasının önünde eğilmemize müsaade etme demiş oluyoruz. Ya Rabbi bize yardım et demiş oluyoruz. Dolayısıyla bunlar da zaten bizim, bizlerin, kulluğumuzun bir gereğidir. Değerli kardeşlerim, insanlar mahşer gününde bir kısmı cennete gidecek, bir kısmı cehenneme gidecek. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin hallerinden uzun uzun bahsetmektedir. Ve aynı zamanda cehennemliklerin durumunu da bahsetmektedir. Rabbimiz cümlemizi cehenneminden, Allahu Teala cehenneminden muhafaza eylesin inşallah. Cennetlikler zaman zaman cehennemdekilerin halini merak edecekler. Aynı merak cehennemlikler içinde olacak ama tabi cennetlik güzel bir manzarayı görmek nasıl veya güzel bir kokuyu hissetmek, alabilmek nasıl büyük bir nimetse cehennemlikler cehenne, cennetin kokusunu dahi alamayacaklar. Onların cennetliklerin halini merak edecekler ama onları görmeleri, onların hallerine muttali olmaları mümkün değildir. Ama cennetlikler için Allahu Teala bu nimeti veriyor ve cehennemlik, cehennemliklerin halini zaman zaman merak edecekler. Ve bir uğradıkları zaman diyecekler ki Estaizu billah Ma selekekum fi sakar Ey Ahmet, ey Mehmet amca, ey Ayşe bacı siz niye buradasınız diye soracaklar. Cennetlikler cehennemliklere soracaklar. Ma selekekum fi sakar. Siz niye buraya geldiniz? Hani siz Müslümandınız belki. Belki diğer ibadetlerde yapıyordunuz. Bazı şeylerden sakınıyordunuz ama niye buradasınız diye soracaklar. Değerli kardeşlerim, Cehennemliklerin birkaç tane cevabı var. İlk cevabı qalu diyecekler ki lem neku minel musallin. Biz ibadet edenlerden değildik. Biz namaz kılanlardan değildik. Dolayısıyla namaz kılmamak aslında bu ayeti kerimeye göre cehennemliklerin bir vasfı olmuş oluyor. Namaz kılmayan bir kimse Rabbinin huzurunda eğilmemiş oluyor. Rabbinin huzurunda eğilen bir kimse bir başkasının önünde eğilme ihtiyacı hissetmez değerli kardeşlerim. Biz çünkü en yüce yaratıcının önünde eğiliyoruz. Dolayısıyla onların kulları önünde hiçbir zaman eğilmeyiz. Yine namazla alakalı Rabbimiz Es-Sa'udü Billah Ya bis sabri ve salah inna ma'as Ey inananlar, ey inandığını söyleyenler, ey Müslümanım diyenler sabırla ve namazla benden yardım isteyin. Allah'tan yardım isteyin. Sabrederek, namazlarınızı kılarak, namazlardan sonra dualar yaparak mutlaka benden yardım isteyin. Çünkü inna Allah hem as sabirin muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bizim elhamdülillah yüce bir yaratıcımız var. Eğer hiçbir inanca sahip olmayan insanlar çok darda kaldıkları zaman, bunaldıkları zaman, Acaba psikolojik durumları nedir diye zaman zaman merak ederim. Acaba bunlar kime sığınırlar? Bir haksızlığa uğradıkları zaman, mazlum konumuna düştükleri zaman acaba bu insanlar ne yapar diye düşünüyorum. Veya elindeki nimetler alındığı zaman, iflas ettiği zaman acaba inançsız kişiler ne yapar diye düşünüyorum. Ama Müslüman için hiçbir üzüntü yok değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman müşriklerin sıkıntılarından, eziyetlerinden bunaldığı zaman namaza yönelirmiş. Yani duaya yöneliyor. Bizler de günlük hayatımızda öyle değil midir? Bazen canımız sıkıldığı zaman, bazen bir olay karşısında haksızlığa uğradığımız zaman deriz ki zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı vardır diyeriz. Ve aşarız ellerimizi Rabbimize. Ya Rabbi sen bu olayları görüyorsun. Sen her şeyden haberdarsın. Bana yardım et şeklinde Rabbimize acziyetimizi bildiririz değerli kardeşlerim. Rabbimiz Efendimizin bu durumunu şöyle belirtiyor değerli kardeşlerim. Estaizu وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يضيق صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ Ey Peygamberim, Ey Muhammedim, o kafirlerin, o müşriklerin sana söyledikleri karşısında senin canın sıkıldığını, ruhunun daraldığını biliyorum. Ve böyle durumlardan hemen sonra فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ sen de hemen Rabbine yönel, onu tesbih et, ona hamd et ve bu durum وَعْبُتْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Allah-u Teala demiş oluyor ki bana kavuşuncaya kadar, ölüm, gerin, ölüm gelinceye kadar buna da devam et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatte ayette de belirtildiği gibi bu şekilde yaptığını sahabe belirtiyor. Diyor ki Huzeyfe Hazretleri, "Kaanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, emrun salla." Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeye canı sıkıldığı zaman veya birisi onu üzdüğü zaman hemen namaza yönelirdi. Ve bazen ashabıyla istişare sonucunda veya konuşmalar sonucunda veya bir olaya canı sıkıldığı zaman Efendimiz hemen Hazreti Bilal'a e diyor ki Kum ya Bilal fe bis salati Ey Bilal kalk bir ezan oku namazla namaz ibadetine durarak ve içimizdeki bu sıkıntıyı giderelim demiş oluyor. Namaz ibadeti Müslümanlara zor gelmeyen bir ibadettir. Namazda karşımızda en büyük yaratıcı Allahu Ekber diye vasıflandırdığımız Rabbimiz vardır. Bizim için gam yoktur, keder yoktur. Biz bütün acziyetimizi Allahu Teala'ya bildiririz. Ve namaz anında bir Müslüman veya mescitteki bir Müslüman denizdeki balık gibidir. En rahat ettiği yer mescitlerdir müminler için. Ve müminler için yine en rahat ettiği yer namaz anıdır değerli kardeşlerim. allah Teala bir ayet-i kerimesinde Es-Sahudu <Sessizlik> Billah <Sessizlik> وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına çünkü sabır Allah'a derinden saygı duyanlara saygı duymayanlara namaz ve e, sabır ağır gelir değerli kardeşlerim. Sabretmek zordur. Namaz kılmak zor mu? İş başlamayanlar için namaz kılmak zordur değerli kardeşlerim. Ama namaza başlamış bir Müslüman, namaz kılan bir Müslüman, inanın beş vakit namazla yetinmeyecektir, daha fazla kılmak isteyecektir. Hakikaten çevremizdeki insanlara, namaz kılan insanlara bakın. ilk başta belki beş vakit namaz kendisine Kılmak ağır gelir iken ama beş vakit namaza alıştıktan sonra e, kesinlikle daha başka nafile namazlar kılmak isteyecektir. Namazda zorluk var mı? Özellikle ilk başlayanlar için elbette ki zorluk zorluk var. Yani sabah erkenden kalkmak e, zordur ama bu zorluğun karşısında Allah-u Teala mükafatını bol bol verecek de değerli kardeşlerim ve namaz ibadeti yine nasıl Müslümana çok hafif geldiği gibi Müslüman adeta Rabbinin huzurundan uzaklamak uzaklaşmak istemeyeceği gibi münafıklara da ağır gelir değerli kardeşlerim. Münafık dediğimiz gerçekte samimi olarak kalben inanmadığı halde inandım görünen İnsanların yanında namaz kılan ayıp olmasın diye namaz kılan fakat tek başına kaldığı zaman namazlarını eda etmeyen kişi. İnsanların yanındayken dua eden fakat tek başına kaldığı zaman duaya yönelmeyen kişi. Farklı şekillerde yani ayıp olmasınlar diye, ayıp olmasın çevredeki insanlar diye, beni ayıplamasınlar diye el açan Normal hayatında da hiç dua etmeyen insanlar hakikatte yaptıkları davranış münafıklık alametlerinden biridir. Ve aynı zamanda mümin şunu bilir ki hiç kimsenin olmadığı bir yerde onu gözetleyen Allah Teala'nın melekleri vardır. Ve iyiliklerini yazan, kötülüklerini yazan melekler vardır. Ve münafıklar ve izâ kâmû ilâ salâti kâmû küsâlâ yuraûnen nâse ve lâ yedkürûnallâhe illâ Onlar bir topluluk halinde bulundukları zaman gerçekte normal şartlarda, normal hayatlarında namaz kılmadıkları için namaza tembellik yaparak kalkarlar. Üşenerek kalkarlar. Ya bu namazda nereden kıldı? Bu namazda nereden çıktı gibi böyle değişik mazeretler ileri sürerler. Ve namazın bir diğer özelliği Es-saudibillah anil fuhşaa ve'l münker. Rabbimiz buyuruyor ki namaz insanları kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyar. Ve beş vakit namaz aynı zamanda iki vakit arasındaki işlenen küçük günahları affettirir. Yani bir Müslüman, beş vakit namazını kılan bir Müslüman, küçük bir günah işlediği zaman diğer namazı da kılarsa, iki namaz arasındaki küçük günahları o namazlar affettiriyor değerli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, bizlerin Müslüman olarak sadece anne baba olarak veya yetişkin insanlar olarak veya büyük anne büyük baba nene dede olarak namaz kılmamız yeterli değildir. Rabbimiz bir ayet kerimesinde Essemudillah Ya qu ve ehlikum nara ve nasu Ey insanlar, ey inananlar Ailenizi ve kendinizi yakıtı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyunuz. Değerli kardeşlerim, bizler hepimiz çobanız. Hepimizin bir sorumluluğu vardır. Erkekler olarak bizler ailemizin ibadet hayatından, diğer işlerinden sorumluyuz. Nasıl çocuğumuz nerede çalışıyor? Bir işe girip girmediği konusunda endişe duyuyor isek çocuğumuzun namaz kılıp kılmama konusunda da endişe duymak zorundayız. Anneler olarak çocuklarımızın eğitimiyle özellikle anneler olarak çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenmek zorundayız. Bizim çocuğumuz dini bilgisini nereden alıyor bunun üzerinde durmak zorundayız. Elhamdülillah bugün devletimizin imkanları bu anlamda çok çok fazla. Hemen hemen her mahallede, her camilerde özellikle yaz tatillerinde Kur'an kursları açılmaktadır. Veya Kur'an kursu açılmasa dahi namazla ilgili bir problemimiz, problemimiz olduğu zaman, bir sorunumuz olduğu zaman herhangi bir cami imamı hocamıza gittiğimiz zaman hocam ben namaz kılmasını bilmiyorum veya ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musun dediğimiz zaman hocamız mutlaka seve seve yardımcı olacaktır. Elhamdülillah bu da çok büyük bir nimettir. Diyelim ki bizim çocuğumuz ortaokula veya liseye gidiyor. Falan dersten bazı problemler var. Diyelim ki matematik dersinde veya İngilizce dersinden bazı problemleri var. Bazı sıkıntıları var. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki çocuğumuzu ya bir dershaneye gönderelim veya özel bir hoca tutalım. Tamam. Bir özel hoca tutmaya karar verdik. Hocaya tutmaya karar verdikten sonra hocayla görüşmeye karar veriyoruz. Hocayla görüşüyoruz. Hocam benim çocuğumun işte matematikten veya fen bilgisinden bazı sıkıntıları var. Yardımcı olur musun? diyoruz. Arkasından tamam hoca da kabul eder ise arkasından neyi sorarız? Hocam ne kadar ücret vermemiz gerektiğini sorarız. Ama elhamdülillah Kur'an-ı Kerim meselesinde, dini meselelerde böyle bir sıkıntımız yok. Cami hocamıza soru sorduğumuz zaman veya bir din alimine soru sorduğumuz zaman veya cami hocasına kardeşimize hocam ben Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorum bana yardımcı olur musun dediğimiz zaman arkasından herhalde fiyatı sormayız. Hakikatte sormamız gerekir mi? Bence sormamız gerekiyor nasıl matematik dersi eksik olduğu zaman ona e, bu şekilde kaç para ödeyeceğim diye sorar iken yazları çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim öğretmesi için en güzel hocaları bulmamız gerekiyor. Yoksa camiye gitsin de ister öğrensin ister öğrenmesin şeklinde kesinlikle düşünmememiz gerekiyor ve arkasını takip etmek gerekiyor. Gerekirse bu anlamda en iyi hocaları tutmak gerekiyor. Eğer bunları yapamıyorsak özellikle dini eğitimleri biraz fazla olan ailecek çocuklarımızla fazla ilgilenemeyecek isek ben, ben aczane, benim acizane sizlere tavsiyem özellikle çocuklarımızı İmam Hatip Ortaokullarına ve İmam Liselerine göndermenizi tavsiye ederim. Yani şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımızın ibadet hayatından bizler sorumluyuz. Çocuğumuz sabah namazını kılıyor mu, kılmıyor mu? Bizler bundan sorumluyuz değerli kardeşlerim. Hocam ne kadar ne zamana kadar sorumluyuz? 20 yaşına geldi hala namaz kılmıyor. Ölünceye kadar ya biz ölünceye kadar veya çocuğumuz bizden ayrılıncaya kadar hatta ayrılsa dahi çocuğumuzun ibadet hayatından bizler sorumluyuz değerli kardeşlerim. Anne babanın görevlerinden bir tanesi de çocuğunun dini hayatını, dini bilgiyi öğrenmesini sağlamaktır. Sahabenin birisi efendimize bir gece misafir oluyor. Diyor ki Efendimiz gece ibadet için, teheccüd namazı için kalktığı zaman hemen sahabede kalkıyor ve Efendimizin abdest alması için Efendimiz'e yardımcı oluyor. O sahabi de Efendimizin sık sık evinde kalır, misafir olur, Efendimiz'e bazı işlerinde yardım edermiş. Bir gün Efendimiz o sahabiye diyor ki, benden bir şey iste diyor. Aziz kardeşim düşünebiliyor musunuz? Karşınızda iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benden bir şey iste. Sahabe de, sahabi de çok zeki bir insan olacak ki, diyor ki, ya Resulallah, cennette seninle beraber olmak istiyorum. Tabi sahabe burada bir cennet istiyor, iki cennette en yüce makamı istiyor. Efendimiz diyor ki tabi bu hemen Efendimizin istemesiyle olacak bir şey değil. Diyor ki başka bir şey iste diyor. Sahabe de vazgeçer mi? Diyor ki hayır ya Resulallah ben bunu istiyorum. Cennette madem bana sordun, cennette seninle beraber olmak istiyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki değerli kardeşlerim, o zaman çokça namaz kılarak bana yardımcı ol diyor. Dolayısıyla fazlaca namaz kılmak, beş vakit namazı kılmak, bunun yanında nafile ibadetlerde bulunmak, belki bir yerde Peygamberimiz de şefaat ederse cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma imkanını yakalamış oluruz. Yine bol bol İbrahim aleyhisselamın duası namazla alakalı çok güzel bir duası var. Estağfurullah. Rabbi c'alni muqimassa salati ve min zürriyyeti rabbana ve takabbal du'a. Rabbana ğfirli ve li validayya ve lil yevme hisab. Anlamı da şu değerli kardeşlerim. İbrahim Suresi, İbrahim Suresi bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'deki 14. sure. 40 ve 41. ayet-i kerimeler. Değerli kardeşlerim, zaten ikinci kısmı, ikinci kısmını hepimiz genelde ezbere biliyoruz birinci kısmı da ezberleyerek bol bol bu şekilde dua edelim. Anlamı nedir? Ya Rabbi beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Ve Ya Rabbi dualarımı kabul et. Ya Rabbi beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet gününde bağışla. Ve hamdülillahi rabbil alemin. Bir sonraki rahmet izleri programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.